Osman Paşa. Arkadaşlar. Başlıyoruz. Yeni muamiller üretmek, yeni dünyada var olmanın tek yolu çalışmak. Ekonomisi güçlü olmayan topluluklar yok olmaya mahkumdur. Dünyanın liderleri varsa ekonomileri zirvede. Bugün dünyadaki birkaç süper devlet varsa ekonomilerine baktığınız zaman zirve. Savaşlar kolay ama ekonomik savaşlar hiç bitmiyor. Kültürel savaşlar hiç bitmiyor. Sürekli çalışmak, çalışmak, çalışmak. Dürüst olarak çalışmak. Dürüst. Sonra sabretmek. Bakın bakalım o zaman milletimiz şerefi kazanır mı kazanmaz mı? Altın harflerle yine dünyanın en refah ülkesi Türkiye olur. Ülkeniz sizi çok seviyor. Siz de ülkenizi sevin. Bizler sizi çok seviyoruz. Sizler de fabrikanızı seviyorsunuz. Buradasınız. Evet, yeni dünyada var olmanın yolu neymiş? Çalışmak.
Aleyküm selam. Arkadaşlar, şikayetleri duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz abi. Evet. Buralara çok dikkat edin, kenarlarına. Tamam, inşallah abi. Müşteri baktığı zaman önce tencerenin kenarına bakıyor. Bir de kirliliklerine. Evet abi. Usta, çok dikkat etmen lazım usta. Anlaştın abi. Anlaşıldı. Şimdi işler biraz Avrupa'da olsun, Türkiye'de durgun. Müşteriler şimdi mazerete bakarlar. Ufak bir mazeret gördükleri zaman problem. Ödemeleri geciktirmek, başka şeyler yapmak, işte sıkıntı gösteriyorlar. İşte malınız kötü. Onun için daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anlaşıldı abi. İnşallah. Ha. Evet. Şimdi biz burada film çekimi yapıyoruz. Tabii benim kafam bir taraftan sizle de meşgul oluyor. İmalatla da meşgul oluyor. İki kalpli bir insana döndüm yani. İki ruhlu bir insana döndüm. İki, insanların iki kalbi yok değil mi? İki ruhu da yok. Yanlış söyledim. Ama ben iki ruhlu gibi bakıyorum kendime. Tencere, sinema. He? Böyle böyle. İki kanat. İki kanat. Kolay değil burada. Herkes görevine dikkat etsin arkadaşlar. Bak, bir tır mal gerisin geri dönmüş Avrupa'dan. Şunlara bak, şu poliçeze bak. Daha çok fırça. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bura canlı olmanız lazım be. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Öyle düşünüyorum işte. Düşünüyorum. Düşünmek iyidir. Düşünürken sırası sen miydin arkadaş? Evet. Efendim? Beyrut'tan Zeki'mi ver bakalım. Ahmet! Beyrut'un malları ne yaptın be? Adam arıyor şimdi beni. Efendim? Aleyküm selam. Ne yaptın Beyrut'un malları? Hazır abi. Hazır, ne zaman yüklenecek? Şimdi geldi abi. Şimdi malınızı yüklüyoruz, tamam mı? Malınızı yüklüyoruz kardeşim. Röportaj yaparken şu halimize bakar mısın? Neymiş? İş adamı, yönetmen, sanayici Mehmet Han'ı sevenle röportaj yapmaya gidiyoruz ya. Ben körlük etme oğlum. Daha 10 gün önce Antalya'larda yaşıyordum. Daha ne istiyorsun? Ben ne yapayım? Deniz yüzü görmedim daha. Hepsi onu bunu bıraktı. Şu Mehmet Bey nasıl bir adam acaba? Haber
Evet. Efendim televizyondan geldiler. Saat 3'te randevumuz vardı. Tamam tamam. Ahmet Bey'e söyle. Havuzunu açasınlar. Ben biraz sonra geleceğim. Bağla bakalım. Ercan. Problem yok. Ödemesini yaptı mı? O zaman tır çıkabilir. Vay canına, burası Avrupa ya. Hayret, o tozlu yoldan sonra böyle bir yere gelmeyi hiç beklemiyordum doğrusu. Mehmet Bey biraz sonra gelecek. Ne içersiniz? Kola. Meyve suyu alayım ben. Peki. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz beklettim sizleri. Rica ederim. Böyle bir yerde beklemek bizim için zevk. Teşekkür ederiz. Buyurun. Sağ olun. Nasılsınız hanımefendi? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Ah, çok teşekkür ederim. Çok süpersiniz. Çok mersi. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Oldukça yoğun bir temponuz var galiba. Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Asıl ben teşekkür ederim. Biraz sonra fabrikanın içinde gezebilirsiniz. Fabrika içinde de çekim yapabilir miyiz peki? Tabii tabii yapabilirsiniz. Affedersin. Evet. Tamam tamam. Gönderebilirsiniz. Atilla Bey'le de görüş, bana bilgi verin. Çok önemli olmadan bana telefon bağlamayın. Tamam mı? Evet. Tamam mı arkadaşlar? Evet tamam. İyi, peki ben şu misafire bir hoş geldin diyeyim o zaman. Geldiniz. Welcome. How are you? Fine, thank you. Speak English? English, us. Translator. Translator. May. What's your name? May, sir. My name is Ahmed. My name is Mehmet. Mehmet, Mehmet. Mehmet? Jack'ları tanıyor musun? Jack? Numune de getirmiş. Jack, Jack. Jaga, Jaga. 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 Yes, yes, yes. He's also is almost like my family. O benim ailem gibidir diyor. Jaka. O da bizim dostumuz. The relation between them. İsrail'de mi oturuyorsun? Do you live in Israel? Yeah. How, now I'm living in Budapest, but I'm Israeli citizenship. Şey, vatandaşlık olarak İsrailliyim ama şu an Budapest'te yaşıyorum. I don't know. Şimdi siz biraz bir şeyler ikram edin, soğuk bir şeyler isteyin. Sonra fabrikayı gezdirin. Benim burada biraz işim var. Çekimlerim bittikten sonra görüşelim kendisiyle. Now he wants us to do something. He wants us to show you the factory. When he finished his project here, then he will come and... No problem. No problem. Biraz sonra görüşeceğiz. Bye bye. Thank you. Şey yapın, bir şeyler ikram edin. Hadi. Evet, kaldığımız yerde başlayalım arkadaşlar. Hazır mısınız? 5, 4, 3, 2, 1, kayıt. Sizi dinliyorum. Mehmet Bey, Hak sizi ilk önce gişe rekorları kıran bir filmin yapımcısı olarak tanıdı. Minyeri Abdullah'tan söz ediyorum. Daha sonra yönetmenliğe soyundunuz ve ilk filminiz olan Sürgün'le uluslararası ödüller kazandınız. Aynı zamanda bir de çok başarılı bir iş adamısınız, sanayicisiniz. Bu iki farklı işi bir arada nasıl yürütüyorsunuz? Bize kendinizi anlatır mısınız? Kendimi size uzun uzun anlatmak yerine şöyle bir şey yapalım isterseniz. Benim gençlik yıllarından itibaren
çektiğim amatörce video kasetler var. Bunları size vereyim. Bir izleyin. Daha iyi beni tanırsınız. Ne dersiniz? Olabilir. Peki kasetleri aldıktan sonra sizinle tekrar bir araya gelip görüşebilir miyiz? Tabii, niye olmasın? Tamam, anlaştık. Şimdi müsaade ederseniz fabrika içindeki çekimlere başlayalım. Tamam. Siz çekim yerinizi yapın. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki. Görüşürüz. 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 Osman Paşa. Merhaba hanımefendi. Hoş geldin Osman Paşa. Hoş bulduk. Sizi Osman Paşa ile tanıştıralım. Bizim bekçimiz. 89'da Bulgaristan zulmünden kaçanlardan. Yemin oldum Osman Paşa. Buyur patronum. Osman Paşa, ben tamamını istemedim, yarısını istedim. Olur mu be ya? Benim patronum bir tane, ona tamamı yakışır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Osman Paşa çok iyi bir insan. Bulgaristan'da çok acı çekmişler. Oraları anlatırken gözler hep doluyor. Hatta Osman Paşa şarkısını çok güzel söylüyor. Zaten lakabı da oradan kalmış, Osman Paşa. Osman Paşa, memleketini özlüyor musun yoksa buradan memnun musun? Bizim memleketimiz burası. Allah razı olsun Türkiye'den ve Mehmet Bey'den. Oradaki kalanları da Allah kurtarsın. Şöyle oturun. Bize bir Osman Paşa türküsünü söyler misin? Şimdi mi? Evet, bakalım. Şimdi. Duna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Duna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor. Şanı büyük Osman Paşa, bir evneden çıkmam diyor. Nasıl geçti? Gayet güzel geçti. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Fabrikamızı beğendiniz mi? Çok beğendik. Çok güzel. Çok güzel. Sizler çok yoruldunuz mu? Hayır. Biz sizlerle çalıştık. Ben de teşekkür ediyorum. Sizlere bugün anısı olarak şirketin ürünlerinden vermek istiyoruz. Lütfen kabul buyurun. Çok teşekkür ederiz. Niye zahmet ediyorsunuz? Estağfurullah. Amin. Bunlar Mert Solingen olarak üretiyoruz. Bu dizaynlar tamamen Avrupa'ya dönük bir çalışma. Yakında Türkiye için de üreteceğiz. Hepsinde termometresi var. Yemeğin kaç derece piştiğini gösteriyor. Hamit, bunları arabaya bırak. Tabii kasetleri de bırakırsın arabaya, tamam mı? Teşekkürler. Size teşekkür ediyorum. Arzu ederseniz akşam beraber olabiliriz. Size bir şeyler ikram edebilirim. Bu arada radyoda gezebilirsiniz. Hay hay, tüm günümüz size ayırdık zaten bunu. Bu tür müzikleri seviyorsunuz herhalde Mehmet. Evet. Müziğin her türlüsünü severim. Ama canlı ve hareketli bunlar beni daha çok etkiliyor. Radyomuzda da hep bu tür müzikler çalıyor.
şu anda dinlediğiniz gibi. Bu dinlediğimiz sizin radyonuz. Evet, nasıl buldunuz? Doğrusu isterseniz beni çok şaşırttınız. Buraya gelmeden önce kameraman arkadaşımız çok farklı yorumlamıştık. Öyle değil mi Faruk? Evet Mehmet Bey, bütün tahminlerimizi alt üst ettiniz. Değişimi çok severim. Değişim benim başlıca felsefelerimden biridir. Tabii ki olumlu yönde. Göreceksiniz, ileride her şey daha iyi olacak. Arkadaşlarla bugün bazı kadar çekimler yaptılar. Benim hayatımı biraz tanımak istiyorlar. Kendilerine video kasetler falan verdim. Tabii biraz sonra da radyomuzu tanıttım. Arkadaşlarımız radyomuzda çekim yapmak istiyorlar. Onlara yardımcı olursanız sevinirim. Tabii, hay hay. Ben biraz burada kalmak istiyorum. Kasetlerin arasında buldum. Gençlik hatıralarını yazdığı bir deftermiş. Ben Konya'nın Bozkır'ın Sopran köyünde doğdum. Köyümüz kasabanın en iyi köylerinden biriymiş bir zamanlar. Sonra ekonomik nedenlerle şehire gidiyor insanlar. Tabii burada İstanbul ağırlıklı oluyor. Şimdi bizim aileden kimse yok köyde. Hepimiz İstanbul'dayız. Biz ne zengin ne de çok fakir bir insandık. Ama gene de zor geçiniyorduk. Mesela çay içmemiz için içine pekmez koyaraktan tatlandırıcı yapıyorduk. Tabii o günler zor günlerdi. Köyümüzün havası güzeldi, hatırladığım kadarıyla. Uzun yıllarda gitmedim. Şehire alışamıyordum. Şehir bana ilk 5-6 ay çok zor geliyordu. Köyün sularını özlüyordum. Burada İstanbul'da sular parayla satılıyordu. Ben oysa köyde bedava içiyordum.
düşünüyordum. Acaba ne olmak istiyordum? Ben nereye gidiyordum? Evet Mehmet Bey. Sanırım o sırada geleceğinizi, neler yapabileceğinizi düşündünüz değil mi? Evet. Peki o düşüncelerinizi hayata geçirmek için nereden başladınız, neler yaptınız? Yani o zaman bir düşüncem yoktu. O zamanki tek düşüncem yemek yemekti. Karnımı doyurmaktı. O yıllar, çocukluk yıllarım tabii ve gençlik yıllarım acılı yıllar, zor yıllar. Hepsi ahmetler, müşkiller, efendim, bunalımlar bile geçirdim ya. Ben de o yıllar hep öyle kişilik kazanmanın peşinde olduğum için rüzgarın estiği yöne doğru gidiyordum. Onun için o zaman herhangi bir plan ve programım yoktu. Benim plan ve programlarım 80'den sonra başladı. Konuş bakalım abi, bir şey diyeceksin, ben sana anam falan diye sesini alıyor, adını yok. Konuş ya. Ne diyeyim, ne konuşayım ya. Nasılsın ana diye. Nasılsın ana, iyi misin? Tamam, şey kısmen söylersin, tamam film çekiliyor dersin. Amatörce çektiğiniz filmlerde bile bir profesyonellik ruhu var. Öylesine yürekten, öylesine ciddi olarak çekmişsiniz ki. Sanki o dönemlerde başladı sizdeki sanat aşkı. Zaten bunu anlamak için bütün bu kasetleri izlemek lazım. Siz hepsini izlediniz mi? Tabii, büyük bir keyifle izledik ve sizi daha iyi tanıdık. Bugün şu çatı altında, Mert Çelik ambleminin altında toplandıysanız, sevdiğiniz ve severek yaptığınız bir iş içindir. Bizim bir atasözümüzü değiştiren kişiler bugün burada toplanmış. Şöylesine, hani bir söz var, tencere dibin kara, seninki benden kara. Bu söz burada geçerli değil. Niye değil? Çünkü Mert Çelik'in tencereleri birbirine bakıyorlar. Sen benden daha aksın, senin yüzün benden daha ak diyor. Bu güzel günde, bu güzel toplulukla beraber olmaktan ve Mert Çelik temsilciler birinci genel toplantısını başlatmaktan kıvanç duyuyorum.
Neden merçelik? Evet. Şimdi neden merçelik onu izah etmeye çalışacağım. Bir, kalite tesadüf değildir. İki, hizmet tesadüf değildir. Üç, temsilcilik tesadüf değildir. Yani kaliteye güven, firmaya güven ve kendine güven. Merçeliktir adımız, penceremiz, şanımız, kalsın susuz, pişirir. Merçeliktir adımız. Feda Film sunar. Minyeli Abdullah, satış rekorları kıran bir eser. Minyeli Abdullah, Türkiye'de 41 baskı yapan en büyük roman. Minyeli Abdullah. Minyeli Abdullah'ı mutlaka seyredin. Evet Mehmet Bey, sanata olan ilginiz sizi yapımcı yaptı ve Minyeli Abdullah 1, Minyeli Abdullah 2 filmlerini çektiniz. Daha sonra sürgün filmiyle yönetmenliğe başladınız. Bu nasıl oldu? Size söylemiştim. Değişimi severim. Sürekli yenilik. Motor! Başla! Yavaş yavaş. Devam edin. Coşkun sen de gidin ayağına doğru. Vur, elini vur Coşkun. Yok Mete. Ver abi bunu. Tamam, tamam çık. Tamam. Siz gölge yapmayın o zaman. Hazır efendim. Motor! Durmuş ya. Durmuş! Molla derince soluklanır. Diyeceğin bir şey mi vardı muallim efendi? Ve şimdi ben çok güzel geldik Hüseyin Bey. Yani o konuşmayla biri tam buraya doldurmuş oldu yani. Şuraya gel şuraya! Bir buraya doğru koş! Eski yerine! Yürü! Bak Bulut Bey'e bak! Bulut Bey'e bak! Mehmet Bey koş! Çalıştıyanlar! Evet, evet. Hacı abi zaten ekol oldu. Ekol oldu. Ekol oldu. Ekol oldu. Hacı, hacı, hacı. Senin aramız bozuldu. Daha tatlı. Hacı, hacı, hacı. Senin aramız bozuldu. Senin aramız bozulacak. Biraz daha ayağını sarın, altta ayağını. Gürültü istemiyor. Yürü çok yürüttü. Motor. Devam et, aferin. Korkma, önüne bak. Bas o tarz şeyine, demire bas Tarık ayağının birinde gene. Heh. Seviniyorsun şimdi Tarık. Bak gördüm, seviniyorsun ha. Alıyorsun, hemen al elini, hemen al. Yol yol, hemen köprü köprü oğlum, köprü. Köprü çek, çek. Aferin. Sürgün. Feza Film, Mehmet Tanrısever sunar. Sürgün. Durmuş! Durmuş! Yapın oğul, hizmet de yapın, gönül de yapın, uyandırın bu milleti. Ah hoca, sen boş konuşuyorsun. Bu işler yedirmekle olur, yedirmekle. Paralar hep babam alıyor, çok içiyor kızana. Ne olen hocanın hizmetkarı mı oldun he? Hocam, katırım gidiyor elden, ipinden asıl hocam düşerse çık oradan. Ağlamasın dede. Hem ağlayın gelecek ya, gelecek. Bayram çiçekleri azalır. Hem de çok taze. İnsanları sevmeli. Severek korkularını ve tedirginliklerini dağıtmalı. Sevgiyi anlatan bir film. Sürgün. Yapımcı ve yönetmen Mehmet Tanrısever. Evet, bir sürgünü kısaca izledik. Bakın, gözleriniz dolu dolu oldu Mehmet. Ne güzel bir keyif, ne güzel bir duygu.
Peki sürgünün çekimi ne kadar sürdü? 3 mevsim çektik. 9 ay falan. 9 ay çekimi sürdü. Ama hazırlık dönemi değil tabi. Hazırlık yani 15-20 gün çekiyorduk bir mevsimde, sonra ara veriyorduk. Hı-hı. Gene çalışıyorduk tabi. Ama 9 ay sürdü. Hazırlık dönemiyle 1,5 sene. 1,5 sene sürdü. Montajı sürdü 5 ay. Peki yurt dışında kaç tane ödülü var sürgünün? Hangi festivallere katıldı? Yurt dışındaki işte Amerika'dan ödül aldı. En iyi yabancı film seçildi Philadelphia. Hı-hı. Sonra İtalya'da Salerno'da en iyi ikinci film seçildi. Taşkent orada en iyi ikinci film ve en iyi yönetmen diploması verdiler bana. Daha sonraki Çin, Şangay, Montreal festivallerde finalde yarıştım. Çekiliyor şimdi. Tekrar rol yapmaya çalışıyor. Işıkları gördü. Şimdi ben onu rahatlatıyorum. Bayağı zaman ayırıyorsun herhalde çocuklarınıza. Birazcık. Ne kadar güzel. Zaman demişken aklıma geldi. Sürgün filminden bu yana bayağı zaman geçti ve hiçbir şey yapmadınız. Yoksa artık düşünmüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum.
Ama film çekmek pahalı bir iş. Bir de yapılan filmler para kazandırmıyor. Ama ben bu arada 5-6 senedir boş durmadım tabii ki. Güzel bir fabrika yaptım. Bunlar film çekmenin muslukları oluyor. Ve bu arada sinema okulu açtım. Sonra sinema salonları açtım. Radyo kurdum. O sinema okulunda 30'a yakın talebeyle 2 sene eğitim yaptık. Bu eğitimin neticesi güzel bir film çektik. Ümidin Ötesi diye bir film. Kısa metrajlı talebelerimiz de kendileri oynadılar, kendileri yazdılar. Ve bu film uluslararası festivallerde ödüller kazandı. Başarılı bir iş adamısınız, mutlu bir aile yaşantınız var. Neden sanat, neden yapımcılık, neden yönetmenlik? Bu bir hobi mi yoksa ünlü birisi olmak için mi uğraşıyorsunuz ya da içten gelen bir tutku mu? Tabii ki bir tutku. Size tercih yapın desem, iş hayatını mı yoksa sanatı mı seçersiniz? Bunu çok düşündüm. Acaba ben nerede olmam gerektiğini çok düşünüyorum. Ama iki kanat olduğuma inanıyorum. Çünkü tek kanat uçma olmuyor. Bu kanatlarımın bir tanesi ekonomik kanat. Kendi işimi, kendi fabrikamı yönetiyorum. Bunun yanında diğer kanadım sanatla uğraşıyorum. İnandığım ölçülerde filmlere ve sanata yatırım yapıyorum. Sponsor oluyorum. İkisi de lazım yani. Hem dünya hem de uhrevi, ahiret. İkisini beraber götürmeye çalışıyorum. Sanat benim bir şu andaki düşünemiyorum zaten sanatsız bir hayatı da ama nefes almam gibi bir şey. Öyle inanıyorum ki 80 yaşına da gelsem sinema yapacağım ama belki fabrikada yönetici olamayacağım ama sinema yapacağım. Yönetmenlik yapacağım. Onun için bu benim için bir tutku. Güzel bir tutku. Güzel bir aşk. Estağfurullah.
Siz de sağ olun. Evet arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Çalışmak çok güzel.